Galatasaray'dan Octavian Popescu hamlesi. Galatasaray, beklentilerin altında kaldığı sezonun ardından kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılı yetenek avcılarının FCSB'nin genç yıldızı Octavian Popescu'nun peşinde oldukları öğrenildi. Digisport, Rumen futbolunun geçmiş dönemdeki yıldızlarından Adrian Mutu'nun Octavian Popescu'ya ilişkin övgülerine yer verirken, Impact'te genç oyuncuyla Galatasaray, Sampdoria ve Torino'nun ilgilendiklerini belirtti. Rumen futbolunun yeni dönemdeki en önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Octavian Popescu için Gigi Becali çok yüksek bir bonservis bedeli talep ettiğinden transferin kolay gerçekleşmesi beklenmiyor. Öte yandan Digisport'a Octavian Popescu hakkında konuşan Adrian Mutu, "Octavian Popescu'da benden bir şeyler var, onu gerçekten beğeniyorum" ifadelerini kullandı. Bu sezon FCSB formasıyla toplam 37 maçta forma giyen Rumen Solaçık, takımına 9 gol 4 asistlik skor katkısı sağladı. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Popescu, kariyerinde sahaya çıktığı 71 maçta ise 12 gol ve 13 asiste imza attı. Dortmund'un yıldızı Galatasaray'a. Galatasaray'da bir yandan yeni başkanın kim olacağı merak edilirken diğer yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılıların gündemine birçok isim geliyor. Oyunculardan biri de Alman futbolcu Stefan Tigges. Sarı kırmızılılarda bu sezon özellikle gol bölgesinde yaşanan kısırlık yönetimi forvet arayışına itti. Mustafa Muhammed, Halil Dervişoğlu ve Buffett'in bir komisyon istediği verimi alamayan aslan, Stefan Tigges için nabız yoklayacak. Transfermarkt'ta yer alan bilgiye göre Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen 23 yaşındaki yıldız isimle ilgileniyor. Kariyerine Osnabrück altyapısında başlayan Tigges, 2019'da Dortmund altyapısına transfer oldu. Dortmund'un U23 takımının kaptanlığını da yapan 23 yaşındaki genç futbolcu, Mart ayında bilinen ciddi bir sakatlık yaşayarak sezonu kapatmıştı. Gelecek vadeden oyuncular arasında gösterilen Tigges'in güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro. Oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Kariyerinde toplamda 210 maça çıkan Tigges, bu maçlarda 57 gol atıp 33 de asist yaparak takımlarına tam 90 gollük katkı sağladı. İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası. 17 maç 15 gol. Süper Lig'in divi Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar için Mısır basınında önemli bir gelişmeye yer verildi. Zamalek forması giyen Ahmet Sayed Zizo'nun babası konuya ilişkin konuştu. Yıldız futbolcunun babası, Türkiye'den Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş'ın hedefinde olan kanat oyuncusu için gelen transfer tekliflerine kapılarını kapatmazken kararın Zamalek'te olacağını aktardı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Sayed Zizo'nun babası Sayed Mustafa, Mısır basınına yaptığı konuşmada, "Oğlum şu anda tüm dikkatini Zamalek'e vermiş durumda. Kulübünün onayı ve bilgisi olmadan ayrılmayacak. Türk takımları Beşiktaş ve Galatasaray onunla ilgileniyor. Fransa'dan ve İngiltere'den de onu isteyenler var" ifadelerini kullandı. Sağ ayağını eskili kullanan Mısırlı Zizo, orta sahanın göbeğinde ve sol kanatta forma giyebiliyor. Kariyerine Degla U23 takımında başlayan Zizo, Belçika'da Liers, Portekiz'de ise Nacional ve Morirens formaları giydi. Bu sezon 17 maça çıkan Zizo, bu maçlarda 9 gol atıp 6 da asist yaparak takım adına tam 15 gol üretti. Galatasaray'a transfer müjdesi. "11 Haziran'da seçim yapacak olan Galatasaray, bu sezonki yanlış kadro planlamasını düzeltmek için oldukça fırsat yakalayacak gibi gözüküyor. Zira sözleşmeleri sona eren ve sarı kırmızılılarla sıcak temas halinde bulunan Elneny ve Axel Witsel gibi yıldızların yanına yıldız futbolcu Yarmolenko da ekleniyor. West Ham United'la kontrat yenilememe kararı alan Ukraynalı yıldızın transferi için en büyük favorilerden biri de Galatasaray. Özellikle geçtiğimiz yaz adı Galatasaray'la anılan Andriy Yarmolenko, sezonun tamamlanmasıyla birlikte kulübü West Ham United'dan ayrılacak.
Sky Sports, Ukraynalı oyuncunun Haziran ayında bitecek sözleşmesiyle West Ham'a veda edeceğini açıkladı. Yarmolenko, 2018'de 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dortmund'dan West Ham United kadrosuna katılmıştı. Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası West Ham'dan kişisel nedenlerle izin alan Yarmolenko, 13 Mart'ta Aston Villa'yı 2-1 mağlup ettikleri maçta attığı golle duygusal bir dönüş yapmıştı. Bu sezon West Ham United forması altına toplam 31 maçta 1033 dakika süre alan Ukraynalı yıldız takımına 3 gol 3 asistlik katkı sağladı. Galatasaray çıldırdı. Alexander Sørloth bombası. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sürpriz bir hamle yaparak Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sørloth'a yöneldi. Gelecek sezon icalı bir kadro kurarak şampiyon olmak isteyen Sarı Kırmızılılar da 11 Haziran'da yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olan Metin Öztürk'ün Levent Nazifoğlu'yla yaşanan olaylı tartışmanın ardından taraftara kendisini kanıtlamak için Sørloth'a yöneldiği iddia edildi. Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sørloth, La Liga'da gösterdiği performansla yeniden göze girdi. Norveçli golcünün bonservisini almak isteyen İspanyol ekibine transferde rakip olan Türk TV Galatasaray, santrafor arayışlarını hızlandırdı ve yaz transfer sezonu için ilk hedefi Alexander Sørloth olarak belirledi. Buffett'in bir gomisi ilk 11'de düşünmeyen, Mustafa Muhammed'e gelen 8-10 milyon euroluk teklifleri de ciddi ciddi değerlendirmeye alan Sarı Kırmızılılar, hem ligi bilen hem de kaliteli bir santrafor olan Sørloth'u bu yaz kadrosuna katmaya çalışacak. Bu transferin önündeki en büyük engelse yıldız golcünün astronomik maliyeti. Leipzig, Sørloth için en az 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Galatasaray'ın oyuncu tarafıyla anlaşma sağlaması durumunda Leipzig'le de pazarlığa başlayacağı kaydedildi. Transferin gözdesi konumunda bulunan Sørloth'a Galatasaray ve Real Sociedad'ın haricinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bundesliga ekiplerinin de ilgisi devam ediyor. Galatasaray'da Ünal Aysal bombası. Normal şartlar altında Galatasaray'ın 30 Nisan'da seçime gitmesi gerekiyordu ancak Cimbom, camia içindeki Galatasaray bizim olsun, küçük olsun zihniyetli köhne kafa yapısı tarafından sırtından bıçaklandı. Seçim yine olacak elbette fakat bu 1,5 aylık gecikme Sarı Kırmızılılara çok pahalıya mal olabilir. Mahkemenin aldığı tedbir kararı nedeniyle ilk açıklanan seçim süreci iptal olan Sarı Kırmızılılarda durumu dikkatle takip eden Ünal Aysal, 11 Haziran tarihli yeni bir seçim takvimi oluşmasının üzerine elini taşın altına koymaya karar verdi. Sedat Doğan, Mete İçiz, Ebru Köksal ve Ural Aküz'ün başta olmak üzere birçok genel kurul üyesiyle yemekte buluşan Aysal, Galatasaray'ı tıpkı 2011 yılında göreve geldiği gibi güçlü isimlerin ağırlıkçı olduğu bir ekiple yönetmek istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray'da adaylık açıklamasıyla ilgili bekleyiş de başlamış oldu. Son yıllarda sık sık bu tarz kaos ortamlarına girerek yıpranan Sarı Kırmızılılar'da yapılacak tüzük değişikliğiyle birlikte idari İbra garabetinin de kaldırılacağı öğrenildi. Kulüpte verilen kararların dış mekanizmalar tarafından bu kadar müdahaleye açık olması Galatasaraylıları son derece rahatsız etmeye başladı zira.